Hani bizim amacımız buydu. Şimdi attığın taş ürküttüğün kurbağaya değdi mi? Sen bununla övünüyorsun. Diyorsun ki efendim işte millet dolara gitmiyor da Türk lirasına yatırım yapıyor. Niye yatırım yapıyor diyorsunuz? Ne olur hakikaten. Faiz artık kur farkını verdiğiniz için. Ve şu anda Türkiye Cumhuriyeti topraklarında dolar 17.59, yarın 20-21 olduğunda bunun farkı, bu bedeli sen nereden, hangi kasadan, nasıl, kimden alıp kime ödeyeceksin? Ekonomimiz 500'lük banknota koşuyor şu anda. Yani siz bundan bir yıl önce 10 bin doların karşılığıyla bugün 10 bin doların karşılığını aldığınızda acayip fark eden, insanı korkutan rakam büyüklüklerini görüyorsunuz. Biz neyle uğraşıyoruz? Konut kredisi çıkarmakla, Bodrum Cennet Koyu'na inşaat açmakla, Kanal İstanbul'la, millet bahçesi yapmakla. Türkiye Cumhuriyeti'nin ölüm kalım meselesi ne? Şu anda 3 meselesi var. Diğerlerini bir kenara koyalım. 1. Ekonomi. 2. Suriye. 3. Ege. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri demek olan NATO sınırını dedi ağaça getirdi. Ege'ye getirdi. Ötesine değil. Yani istediğiniz kadar şu anda kavga kıyamet. Son iki madde de ekonomiye bağlı diyeceksiniz herhalde. Öyle ya mi? Paran varsa paran kadar gücün konuşursun. Olursun. Paran kadar konuşursun. İtibarında, şimdi, askeri gücünde şimdi her şey. Ben devam edeyim. Arkadaşlar bizde ne olmuş? Onu gelelim ve sorunuza da cevap vereyim. Zamanım biterse de kesersiniz. 23.09.2021 tarihinde yapılan, başlanan zamansız faiz indirimiyle büyüme için devamlı tüketim körüklenmiş. O da ithal girdilerini artırmış. Cari açık büyüdükçe büyümüş. Düşük faiz insanları dolar almaya yöneltmiş. Çünkü güven kaybolmuş Türk lirasına. Döviz artınca enflasyon artmış. Enflasyon artınca alım gücü azalmış. Bunun üzerine ücretlere artış yapılmış. Kaynak olmadığından bütçe açığı verilmiş. Ücret ve enflasyon sarmalına Türkiye Cumhuriyeti teslim olmuş durumdadır. Ve buradan hareketle. Çift açıkla gidiyorsun. Ben size bir rakam vereceğim şimdi. Bakalım onun üzerinden konuşun. Öyle baba yiğitlik, süslü püslü sözlerle konuşmak değil. Somuttan konuşacaksın. Yani birkaç restoranı, oteli dolu göstermek suretiyle efendim bakın Türkiye Cumhuriyeti'nde 85 milyonun tuzu kuru dedin mi insanlar sana kızar kardeşim. Yapma. Yapma der bunu. Bak öyle bir şey yok. Şimdi bizim durumumuz ne? Ben şuraya da notumu almışım. An itibariyle delik deşik olmuş gemiye su almasın diye macunlama yapıyoruz. Macunluyorsun, kurumadan diğer yerden su giriyor. Haydi kardeşim oraya bir müdahale edelim. Pansuman tutmuyor. Tutmadığında nereden görüyoruz? Mucize olmayacak. Göklerden gelen karar da olmayacak. Türkiye Cumhuriyeti topraklarına para lazım. O paranın adı TL değil. Dolar. Ve benim ihtimalim ve tahminim okumalarından yaptım. Türkiye Cumhuriyeti topraklarına en az 60 milyar dolar girmedi. Peki hocam hep konuşuluyor işte orada. Şunu devam edeyim. Oradan, birkaçından sonra gelir misiniz? Peki. Bir müsaade. Peki. Şimdi Merkez Bankası yarın ne yapacak? Kimin ekonomiye ve Merkez Bankası'na güveni kaldı? Ne bekliyorsunuz? Bak dediniz ki stabil kalacak herhalde. Zaten faizi bu saatte artırsa ne olur ki? Ve cari açık eşittir ödemeler dengesi. TRT Haber 8 Temmuz 2022'de almışım. Ödemeler dengesi istatistikleri açıklanmış. Cari işlemler hesabı Mayıs'ta 6 milyar 468 milyon dolar açık verirken 12 aylık cari işlemler açığı 29 milyar 444 milyon dolara ulaşmış. Hani ne diyorsun ya? Neyi düzelteceksin? Neyi toparlayacaksın? Bir defa 85 milyonluk 1 trilyon dolarlık gayri safi milli hasılası olan bir ekonomiyi kimse batırmaz. Çünkü işine gelir. Ama kötü olması işine gelir. Niye biliyor musunuz? Kimse batırmaz diyorsun. Batırmaz. Yani bu dış milyatlar. Hani dış, yok öyle bir şey yok. Ekonomik çünkü, savaş falan. Çünkü niye? Malı onlara satıyorsun, onlardan borç alıyorsun. Hı-hı. Sana zorla vermiyorlar. Hı-hı. Ama nasıl veriyor? İşte deniyor ya şu risk primimiz. Evet. Nereye giderse gitsin. Öyle bir dünya var mı? Sen şu anda borç almak için dolaştığında %12 ile para buluyor dolar üzerinde. O risk primi belirleyici oluyor değil mi? Aynen öyle. Şöyle söyleyeyim size. 9 CDS'den geliyor. Yani şöyle söyleyeyim size. Elbette. Hoca batırmazlar derken elbette. Türkiye ekonomisine sömürürler. Sömürmeye devam ederler. Ve şöyle söyleyeyim size. Sen ne yapıyorsun? Çocuğunun torununun geleceğini ipotek altına bıraktırıyorsun. Evet. Faizle borç arıyorsun. Ve aldığın o yüksek sana maliyeti öyle bir geliyor ki.
Mesela yap işlet devletleri de Faruk Bey'le arada konuştuk, baktım belki ona yetmeyecek. Çünkü şunu mutlaka en azından birkaç biraz Kanal İstanbul'a gireceğiz. Cümleyle değerlendirmem lazım. Bakın, hükümetin yaptığı ve yapacağı şudur. Artık seçim dönemine girildi. Buna af sezonu dersiniz, başka bir şey dersiniz, hediyelerin dağıtılması dersiniz. Benim gördüğüm şu, kararlar günlük, palyatif, yani geçici bu önlemler. İçinde bulunduğun anı kurtar, yarın başka güne bakarız taktiği. Bundan dolayı alınan kararların hepsi günlük siyaset üzerinden, maalesef uzun vadeli plan ve program ortada yok. Ben öyle bir plan ve program görmüyorum. Olamaz. Niye olamaz biliyor musunuz? Olabilmesi için olması gerekeni de şuraya ifade edeceğim size. Çok basit, vaktim yetmese bir başka turda. Millet de gününe bakıyor, günü kurtarmaya bakıyor. Bugün bunu aldık, eyvallah, haydi bakalım ertesi gün. Çünkü şuradan tespitim benim, Sayın Cumhurbaşkanı zannediyorum İran'a giderken de bunun sinyalini verdi. Zor zamanlardan geçiyoruz, ediyoruz, bekleyin. Yani iş böyle giderse, bu şekilde giderse, yeni yılda da veya yeni yıla kalmadan da maaşlara yeni zamlar göreceksiniz. Zaten şey çünkü, var hocam, söyleniyor. Ama, yani. Ama kaynağı bulamayacaksın. Kaynağı bulamadığın zaman para basacaksın. Para bastığın zaman enflasyonu azdıracaksın. O zaman seçim çünkü niye, zor bir dönem niye, mi bekliyor bizi? Evet, her çünkü, halükarda. Çünkü niye? Tüket. Tüket de üretilsin. Üret de ekonomi canlı kalsın. Korkunç piyasa, bir ekonomi. Ama siz bir taraftan kiralara yetişemezken, diğer taraftan o belli bir, önemli bir kesimin ihtiyaçlarını karşılayamazken, efendim karınları doysun yarına bakarız dediğinizde insanların mutlu olmadığını görüyorsunuz ve şöyle toparlayıp ifade edeceğim ben. Benim gördüğüm şu. Sayın Kılıçdaroğlu dedi, o dedi, bu dedi. Sayın Kılıçdaroğlu ön aldı. Doğru. Bunu kabul etmek lazım. Hı hı. Çünkü benim gördüğüm faizlerin silinmesi yönündeki açıklamalar en azından bu yönüyle muhalefetin nasıl yapılacağını gösterdi. Aha dedi, muhalefet bu. Yapıcı muhalefet bu. Hı hı. Ve benim yine tespitim şu. Ben de burada gençlere yatırımını yaptı ve karşılığını aldı. Ha. İktidar da almıştır muhakkak. Çünkü bunu yapan, gerçekleştiren icraat makamı iktidar olduğu için, hı hı, elbette iktidara da bunun olumlu yansıması. İşte biz de biraz bunu arıyoruz hocam. Dedi ki 6 milyon yeni genç var. Bunlara bir takım şeyler veriliyor. Muhalefet gençten, söyledi verildi, iktidar yaptı verildi. Şöyle söyleyeyim size. 10 gençten 6'sının oyunu alan kazanır. 10 genç varsa. İşte bu mesela, bu alsın, oyunu alan kazanır. Kime yarar mesela? Bu muhalefete de iktidara da yaradı. Yani gençler nasıl aldılar? Evet, Kılıçdaroğlu söyledi. İktidar yaptı mı? Hayır, zaten iktidar yaptı. Şöyle söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim, kısır döngü siyasi tartışmalara girmeyen Kılıçdaroğlu bu defa kazanmıştır. Elbette bu ihtiyacın giderilip inatlaşılmamasına da destek veren iktidar da bunu yapmak suretiyle, rahatlatmak suretiyle mutlaka prim elde etmişti. Şunu söyleyip bitiriyorum. Hemen bitiriyorum. Bence yani meseleyi eğer ele alacaksak ekonomi açısından, ki devam eden turda da mutlaka kur korumalı ile ilgili ortaya çıkan manzaraya baktığınızda zaten Türkiye Cumhuriyeti'nin nasıl faize teslim olduğunu görüyorsunuz. Yapılan hesap şu. Kim yazmış? Alaaddin Aktaş. Kur korumalıya kundaktaki bebe dahil, bebe adına bile 4 ayda 436 lira ödendi. 4 ayda ödenen tutar 37 milyar 235 milyon 235 lira. Bunun adı faiz değil de nedir ya? Hani faizden kaçacaktır. Hani bizim amacımız buydu. Şimdi attığın taş ürküttüğün kurbağaya değdi mi? Sen bununla övünüyorsun. Diyorsun ki efendim işte millet dolara gitmiyor da Türk lirasına yatırım yapıyor. Niye yatırım yapıyor diyorsunuz? Faiz artık kur farkını verdiğiniz için. Ve şu anda Türkiye Cumhuriyeti topraklarında dolar 17.59, yarın 20-21 olduğunda bunun farkı, bu bedeli sen nereden, hangi kasadan, nasıl, kimden alıp kime ödeyeceksin?